Merhabalar. Gramer konularına verdiğimiz ara devam ediyor. Bundan önce de bir ara konu anlatmıştım. Şimdi yine bir ara konu anlatacağım size. Parts of the house and furniture. Yani evin bölümleri ve mobilyalar. Aslında sadece mobilyalar değil, farklı eşyalardan da bahsedeceğim. Arkadaşlar bunu anlatırken ben size bir İngilizce mind palace diye bir kalıp vardır, yani hafıza sarayı. Bu şekilde anlatacağım size ki aklınızda kalıcı olmasını istiyorum. Yani karışık olarak değil. Siz de bu şekilde öğrenirseniz çok faydası olacaktır. Bir de aynı şeyi defalarca söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bakın, eğer İngilizceyi ilk kez öğrenen biriyseniz bu yeni öğreneceğiniz kelimeleri mutlaka bir kelime defteri tutup onlara yazmalı ve aralıklarla tekrar etmelisiniz. Bunun taktiğini daha ilk bölümlerde verdim zaten. Değilseniz bunlar zaten bildiğiniz, aşağı yukarı bildiğiniz konular olacaktır. Şöyle bir hatırlamanız, ufak bir tekrar yapmanız yeterli olacaktır. Yani bunun ayrımına lütfen varalım. Ben sizin seviyenizi bilemem çünkü. Evet, başlayalım. Öncelikle ev çeşitleri. Evin çeşitleri olur. Bakalım. Building, bina, bildiğimiz bina. House, ev. Home, yine ev. Bunların arasındaki fark nedir arkadaşlar? Siz de görmüşsünüzdür, farklı şekillerde kullanılıyor. House ve home özellikle. İkisi de ev anlamına geliyor. House, bir binayı, yapıyı ifade eder. Yani Türkçe derler ya, dört duvar. Aslında odur. Home ise içinde, duymuşsunuzdur home sweet home diye. Evim evim güzel evim gibi. İçinde kendimiz veya ailemizle yaşadığımız ve kendimizi, bu arada anlatım bozukluğu oldu. İçinde kendimiz veya ailemizle birlikte yaşadığımız ve kendimizi ait hissettiğimiz ev kavramıdır. Yani arasındaki fark bu. Örneğin, I have 3 houses in Ankara. Yani Ankara'da 3 tane evim var gibi. Benim yok bu arada, keşke olsa. I feel peaceful at home. Evde huzurlu hissediyorum. Yani buradaki aradaki fark tam olarak bu arkadaşlar. Kendinize ait hissettiğiniz yer home. Dört duvar house. Flat, daire. Türkiye'de biliyorsunuz daire sistemi çok yaygındır. Hatta çoğumuz dairede oturuyoruz maalesef. Apartment yine daire anlamına geliyor. Ancak farkı ne? Fark şu şekilde, birbirlerine benziyorlar ve birbirlerinin yerine de kullanıyorlar. Ama apartment, hani benim gözlemlerim şu şekilde. Bizdeki 1+1 ve stüdyo, siz nerede oturuyorsunuz bilmiyorum ama Ankara'da çok yaygındır bu tarz ev çeşitleri. Bizdeki 1+1 veya stüdyo, genelde bekar veya öğrencilerin oturduğu daire tiplerine apartment deniliyor İngilizce'de. Şöyle bir 3 tane resim koymak istedim size. Gördüğünüz gibi home, ailemizde yaşadığımız, huzurlu hissettiğimiz, yani kendimize ait hissettiğimiz yer home. Bu şekilde villa veya müstakil evler. Ve dediğim gibi 4 duvar. Flat, apartment'ta gördüğünüz gibi daire sistemi. Böylece görsel olarak da bir görmüş olalım aradaki farkı. Evet, evin dışını gezelim şimdi. Ev çeşitlerini vesaire, binayı gördük. Evin bir de dışına bakalım. Garden, genel anlamda bahçe. Buna aynı zamanda yard da bahçe anlamına geliyor. Genelde Amerikalılar garden, İngilizler yard kelimesini tercih ederler. Backyard, arka bahçe. Bu Amerika'da daha ünlüdür bu tarz backyard, yani arka bahçe kullanımı evlerde. Front yard da İngiltere'de daha çok ünlüdür. Buna biz British diyoruz. Ön bahçe anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi buradaki arka bahçe, buradaki de ön bahçe şeklinde. Garaj, bunu tahmin edersiniz. Pool or swimming pool, havuz, yüzme havuzu. Pool or swimming pool şeklinde telaffuzunda söyleyelim. Gate, bahçe kapısı. Gate, bahçe kapısı şeklinde, yani o en dışarıdaki kapıdan bahsediyoruz. Devam edelim. Şimdi evin içini geziyoruz, artık dışını da gezdik. Evin her zaman bir girişi vardır değil mi? Biz buna entrance, giriş diyoruz. Hatta böyle işte bazı kulüplere vesaire, barlara giderken entrance fee diye bir şey vardır, yani giriş ücreti gibi. O anlamda da kullanılıyor. Her girişin bir de çıkışı vardır. Biz çıkışa da exit diyoruz. Bu çok aşina olduğumuz bir kelime. Girdiğimiz şey, artık evin içine giriyoruz. Door, kapı. Door, kapı. Floor, girdik içeri, bastığımız şey, yani yer. Floor, bildiğimiz yer. Wall, duvar. Hallway, değil mi? Girdiğimizde bizim klasik evlerimizde bir şöyle bir koridor uzanır. Veya koridor şeklinde. Room, oda. Burada bir püf nokta, room'u birçok kelimenin sonuna getirerek oda çeşitleri oluşturabiliyoruz. Örneğin living room, oturma odası, bedroom, banyo, işte bedroom, yatak odası gibi. Room ile isterseniz yeni odalarda türetebilirsiniz. Örneğin game room, öyle bir odanız var diyelim, buna oyun odası diyebilir. Veya reading room, okuma odası, guest room, misafir odası gibi. Evet, şimdi odaları gezelim biraz. Girişten ilerleyelim biraz daha. Salon, hall. Hall, salon. Living room, oturma odası. Bedroom, yatak odası. Guest room, misafir odası. Bu daha çok hani ekstra odaya da guest room denilir. Bizde hani 3+1'lerin bir ekstra bir odası kalır ya. Ona guest room deniliyor, misafir kalsa da kalmasa da. Kitchen, mutfak. Cellar, kiler. Cellar, keller değil, cellar, kiler. Roof, çatı. Attic, çatı katı, çatı odası bazı evlerde vardır. Basement, bodrum kat. Müstakil evlerde bu tarz basementlar oluyor. Balkoni, balkon tahmin edeceğiniz üzere. Geçelim evdeki eşyalar. Evin bölümleri temel olarak bunlar mutlaka farklı yapılarda vardır. Ancak bunlar haddinden fazla yeterli arkadaşlar. Çok da abartmaya gerek yok. Evet. Ev eşyaları hall yani sitting room ile başlıyoruz. Salon. Armchair, koltuk. Buradaki kastımız tekli koltuk arkadaşlar. Armchair'den. Zaten chair'den aklınıza gelsin. Chair sandalye demek. Armchair hani o sandalyeden daha rahat olan koltuk. Couch, kanepe. Genelde o ikili olan kanepeler. Sofa. Yine kanepe anlamına geliyor. Üçlü. Hani vardır ya biz oturma grupları. Üçlü, ikili, birli, birli şeklinde veya bir tane birli artık herhalde. Bu şekilde düşünün. Yani sofa o üçlü kanepe. Couch o ikili olan. Armchair o tekli olan koltuk. Bunlar çok karıştırır birbirine. Çok da benziyorlar açıkçası. Ama doğru kullanılır bu şekilde. Coffee table, sehpa. Önümüzdeki o büyük hani sehpalar oluyor onlar. Table bildiğimiz masa. Dining table, yemek masası yani yemek için kullanılan masaya dining table diyoruz. Chair veya chairs çoğul sandalye, sandalyeler. Carpet, halı. Curtain, curtains perdeler. Çok yaygındır bizde kullanımı. Lamp, lamba. Decorative lamps. Lambeler tarzında hani bu ayaklı lambalar. Wall clock, duvar saati. Painting, tablo. Picture, resim. Television veya TV, televizyon. Smart TV, LED TV aynı şekilde arkadaşlar kullanılıyor. DVD player, Blu-ray player, home theater bunlar bizde de aynı şekilde var. Home theater belki yabancı gelebilir. O da ev sinema sistemi. Geçelim yatak odası. Bedroom'da neler var? Bed haliyle yatak. Single bed tek kişilik yatak. Double bed çift kişilik yatak. Sofa bed çek yat. Bedside table komodin. Bildiğimiz o küçük çekmeceli komodinler. Chest of drawers çekmeceli dolap. Wardrobe, gardrop, wardrobe benziyorlar zaten. Closet, arkadaşlar bu iki kelime wardrobe ve closet çok kullanılır. Closet biraz daha gömme dolap tarzında olanlara closet deniliyor. Mirror, ayna. Dressing table, makyaj, giyinme masası mutlaka evinizin yatak odasında vardır bu tarz eşyalar. Kilt, yorgan. Blanket, battaniye. Ama şunu söyleyeyim, yorgan çok kullanılmaz İngilizce'de. Genelde hepsine blanket derler. Aklınıza bulunsun. Cushion veya pillow, yastık. Mattress, şilte, bildiğimiz nevresim. Sheet, çarşaf, aynı zamanda kağıt anlamına gelir. Pillowcase, yastık kılıfı. Case, kılıf demek, herhangi bir şey getirebiliriz. Geçelim kitchen, mutfak. Orada neler var? Fridge, buzdolabı. Artık kısa olarak fridge kullanılıyor arkadaşlar. Refrigerator kullanılmıyor. Cooker, ocak. Deep freezer, derin dondurucu. Oven, fırın. Washing machine, çamaşır makinesi. Dishwasher, bulaşık makinesi. Kettle, su ısıtıcı bizde de kullanılıyor. Toaster, tost makinesi. Workroom, office, home office, study room. Bu çalışma odasına genelde verilen isimlerdir. İçinde neler var? Desk çalışma masası yani normal masadan farkı farklı bir şekilde çalışma masasını kastediyorsak desk kullanıyoruz. Chair olur bildiğiniz gibi sandalye. Poster, poster olabilir odamızda. Bookcase bir kitaplık olabilir. Bookshelf kitap rafı, yani bookcase kitaplık, o aradaki raflara bookshelf diyoruz. Ama kitaplık olarak da kullanılabiliyor. Computer bilgisayar, laptop, notebook, tablet, bunları zaten Türkçe'de de kullanılıyor. Banyoya geçelim. Bedroom. Odaları tek tek geziyoruz artık hangi eşyalar var diye. Tap, küvet. Shower cabin, duşakabin. Tap, musluk. Sink, lavabo. Towel, havlu şeklinde. Evet arkadaşlar, evin ta dışından başladık. Bütün odalarını öğrendik. Odalardaki eşyaları da gördük. Dediğim gibi bunlar, eğer daha önceden İngilizce öğrendiyseniz mutlaka en azından %70'ini biliyorsunuzdur. Bilmediğiniz kelimeleri şimdi öğrenmiş oldunuz. Hiç bilmeyenler dediğim gibi bunları videoyu durdurmak kaydıyla veya benden direkt olarak bunun çıktısını da isteyebilirsiniz. Zevkle veririm. Bu şekilde bunları kelime defterinize not etmeniz gerekiyor. Öğrenmenin yolu bu. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Değerli arkadaşlar, eğitimimizden memnun kaldıysanız ve daha fazlasını görmek isterseniz sizlerden videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Yapacağınız bu işlemler YouTube'a yeni içerikler yüklemek adına bizlere büyük motivasyon sağlamaktadır. Ayrıca YouTube abonelerimize özel bazı özel fırsatlar için açıklama kısmını incelemenizi mutlaka öneriyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.